arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle üçgen şal çalışması yapacağız. Şalımızı uç kısmından başlayarak her iki yandan artışlarımızı yaparak dilediğimiz büyüklüğe gelene kadar örmeye devam edeceğiz. Şalımızdaki uygulayacağımız model şöyle elimle açarak da göstermekteyim. Bakınız trabzan ve zincirlerden oluşan çok güzel çok şık bir şal. Her seferinde ikişer defa trabzanlarımızı doluyoruz. Trabzanlarımızı örmek için ikişer dolayarak ve arada da zincirlerimizi örerek şalımızı tamamlıyoruz. Evet şöyle bakalım şalımıza. Genişliği istediğimiz ölçü gelene kadar tabii ki örebiliriz. Kısa seven arkadaşlarımız daha kısa uzun seven arkadaşlarımız ise kendi zevkine ya da kullanacak kişinin zevkine göre ayarlamalarda bulunabilirler. Evet kolay gelsin diyerek hemen şalımızı örmeye başlayalım. Kolay gelsin. Şalımı örmek için Nako'nun Vice marka ipini kullanıyorum. İpimize şöyle tepeden baktığımız zaman çok güzel renkleri olan bir ip. Tabi dilediğiniz marka ve ürünleri tercih edebilirsiniz. Dilediğiniz kalınlıkta ve incelikte. Şöyle ipimize baktığımız zaman 100 gram 240 metre olduğunu görüyorum. Bu ipimi örmek için üç buçuk numaralı da tığımı kullanıyorum. Hemen zincirimizi çekerek örmeye başlayalım. Şalımızı üçgen şal olarak aşağıdan yukarıya doğru örüyoruz. Bir tane düğümümü atıyorum. Bir tane düğümümü attıktan sonra zincirimi çekerek başlıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş ve altı. Altı tane zincirimi çekiyorum. Altıncı zinciri birinci zincirin içerisine gelerek batıyorum ve şalımız için yuvamızı hazırlıyoruz ve zincirimi çekmeye başlıyorum Şunu kapatıyorum burayı kapadıktan sonra sayalım 1 2 3 ve 4 4 tane zincirimi çekiyorum tığımın iki defa başını doluyorum ve yuvanın içerisine giriyorum İki defa dolamış olduğum tığımı bir bakınız ikişer ikişer alarak örüyorum ve kapatıyorum 2 tane trabzanımız oldu. 1 tane 4 zincir, 1 ve 2 defa başını dolayarak ördüğümüz trabzanımız. 2 tane zincirimi hemen ilave ediyorum. Tekrar 2 defa tığımın başını dolayarak aynı yuvanın içerisine giriyorum. 1, 2 ve 3 kapatıyorum. 2 tane zincirimi çekiyorum. Tekrar 2 defa tığımın başını doluyorum. Tığımızın başını hep 2 defa doluyoruz. 1 e, yuvanın içerisine girerek 1 2 3 hemen iki defa başını doluyorum 1 2 yuvamın içerisine giriyorum 1 2 ve 3 Evet trabzanımı kapadıktan sonra ilk sıramıza şöyle bakalım 6 tane zincirimizi çekip kapadım 4 tane zincirimi çektim ve e, ikinci olarak iki defa tığımın başını dolayarak aynı yuvanın içerisine battım. Bu ikisinin arasında zincir çekmedim. Sonrasında iki zincir çektim. İki defa başını dolayıp buradaki yuvaya girdim. Tekrar iki zincir çektim. İki defa başına dolayarak iki trabzanımı yan yana ördüm. Bu son ikinin arasında zincirimi çekmedim. Tam ortadaki trabzanımız sağında ve solunda ikişer zincirimi çektim ve şalımızın birinci sırasını bu şekilde oluşturduk şimdi ikinci sırasına başlıyorum 1 2 3 ve 4 4 tane zincirimi çekiyorum örgümün arkasını çeviriyorum tığımın başını yine iki defa doluyorum yani tığımızın başını bu modelde hep iki doluyoruz dibine batıyorum bakınız ve giriyorum 1 2 ve 3 ikisini yan yana ördüm. İki tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını tekrar iki defa doluyorum. Aynı yere gelerek batıyorum ve örüyorum. Tekrar iki tane zincirimi çekiyorum ve iki defa başını doluyorum. Aynı yere gelerek örüyorum. 1 2 ve 3 defa da kapadım. İki tane trabzanım yan yana, iki zincir, bir trabzan iki zincir bir tane daha trabzanımı ördüm ve bu şekilde bakınız trabzanımızı dört tane oldu bakın bir iki üç dört dört tane olan trabzanımı hemen ortadaki aşağıda ortada duran trabzanımın tam tepesine geliyorum ve batıyorum bakınız ikinci sıranın bir tanesini ördüm tekrar hemen iki tane tığımızın başına ipimizi doluyoruz ve en son şuradaki bakınız şu araya girelim şuraya ve başlayalım örmeye 1 2 3 bakın zincir çekmeden direkt bu tarafa geçtik İki tane zincirimi çekiyorum tekrar iki defa tığımın başını doluyorum biraz önceki battığımız yere geliyorum 1 2 ve 3 tekrar iki tane zincirimi çekiyorum aynı yere batıyorum 1 2 ve 3 bu kez en sondaki trabzanımı öreceğim zaman zincir çekmeden iki defa trabzanımı iki defa başını doluyorum ve trabzanımı örmek için aynı yere gelerek batıyorum şöyle görelim hem sağında hem solunda modelimizi oluşturduk. Şimdi 1, 2, 3 ve 4. Üçüncü sıramızı kurmaya başlıyoruz. Dört tane zincirimizi her seferinde çekiyoruz. Her geçişimizde dört zincir. Örgümün yönünü çeviriyorum. İki defa tığımın başını doluyorum. Ve hemen zincirimin dibine başını doladığım tığımı batırıyorum. Ve ilmeklerimi örüyorum. Tekrar doluyorum iki defa dibine batıyorum 1 2 ve 3 zincirimizin yanındaki trabzanımızı başlarken arada zincir çekmiyoruz 4 tane zincir onu trabzandan sayıyoruz hemen diğer trabzanımızı kuruyoruz İkinci trabzanımdan sonra bir ve iki tane zincirimi çekiyorum tığımızın tekrar iki defa başını dolayarak aynı yere batıyoruz bakınız hep aynı yer üzerinde işlemimizi yapıyoruz şuradan ipimiz karışmadan hemen açmak istiyorum Evet iki defa başını dolamıştım ve örüyorum bir iki üç iki tane zincirimi yine çekiyorum iki defa başını doluyorum yine aynı yere batarak bir iki ve üç örüyorum şimdi ortadaki bakınız iki tane sağda iki tane solda görüntüsü var. tam ortada duran trabzanımın üzerine zincir çekmeden gelerek batıyorum ve kapatıyorum ve hemen iki defa tığımın başını doluyorum tam ortadaki bakınız aşağının tam ortadaki batmış olduğumuz yere geliyorum ve modelimi burada örmeye başlıyorum iki defa tığımın başını doladım ve trabzanımı ördüm ve yine iki zincirimi çekiyorum iki defa tığımın başını dolayarak yuvaya giriyorum. 1 2 ve 3. Tekrar 1 ve 2 tane zincirimi çekiyorum. iki defa doluyorum. Aynı yere giriyorum. 1 2 ve 3. Şöyle görelim. iki defa tığımın başını dolayarak tırabzanımızı ördüm. 2 zincirimi çektim. Tekrar iki defa Başını doladım. Trabzanımı ördüm. 2 zincirimi çektim. 3. kez 3 tane trabzanımıza girdik. Bakınız bu yandan devam eden e, trabzanımız. Trabzanlarımı ördükten sonra hemen ortadaki, bakınız ortadaki tek trabzanın üzerine geliyorum ve batıyorum. Buraya yerleştiriyorum. Hem sağındaki hem solundaki ortaya battık. Bakınız. Şimdi iki defa tığımın başını doluyorum en sondaki trabzanımın üzerine gelerek batıyorum ve başlıyorum 1 2 3 2 tane zincirimi çekiyorum 2 defa başını doluyorum aynı yere giriyorum çok çok zevkli 2 defa zincir aynı yere giriyorum ve son trabzanımı zincir çekmeden iki defa başını dolayarak örüyorum ve başlıyorum yukarıya geçmek için 2 3 ve 4 4 tane zincirimi çekiyorum ve şimdi yapmış olduğumuz işlemimizi şöyle görelim bakınız çok güzel oldu modelimiz iki tane kenarda trabzanımız bunların arasına zincir çekmiyorum yan yana iki zincir çekiyorum bir trabzan 2 zincir bir trabzanım örüyorum hemen alttaki ortadaki bakınız trabzanın üzerine gelerek batıyorum ve ortaya 3 tane aralarında 2 zincir olan trabzanım örüyorum ve tam alttaki bakınız ortada duran trabzana sabitliyorum ve en sondaki trabzanın üzerine 2 tane trabzan aralarında ikişer zincir ve son trabzanımı zincir çekmeden örüyorum ve 4 tane zincir çekip yukarıda işlemimi tekrar etmek için hazır hale geliyorum. Tekrar iki tane zincirimi çek, başını doluyorum. Hemen zincirimin dibine batıyorum. İki tane zincir. iki defa doluyorum. Aynı yere giriyorum. Bir, iki ve kapatıyorum. Tekrar iki zincirimi çekiyorum. İki defa tığımın başını dolayarak Bakınız modelimiz gayet kolaylıkla yapılacak bir model. 4 tane trabzanımı ördükten sonra hemen ortadaki bakınız. Ortadaki yere gelerek batıyorum ve kapatıyorum. Tekrar 2 tane tığımın başını doluyorum. Bu kez bir önceki yere batmış olduğum kısma bakınız. Her iki tarafı yerleştirdiğim yere girerek örmeye başlıyorum. 1 2 3 2 defa doluyoruz 2 defa yine doladım aynı yere giriyorum 1 2 2 zincirimi çekmemiz gerekmekteydi hemen iki zincirimi ilave ediyorum aynı yere batıyorum ikinci trabzanımı örüyorum 2 tane zincirimi çekip 3 trabzanımı örüyorum 1 2 3 şöyle ve hemen ortadaki bakınız çok belli hemen iki kenarda iki kenarda görüntüsü var. Ortadaki trabzana girerek batıyorum. İki defa tığımın başını doluyorum. Bir önceki batmış olduğum yere geliyorum. Bir iki üç iki tane zincir iki defa tığımın başını doluyorum. Tekrar iki zincir iki defa tığımın başına ipimi aldım örüyorum ve hemen bakınız şuradaki kısma gelerek batıyorum şöyle bakalım ve devam ediyorum İki defa başını doluyorum en sondaki trabzanımın tepe noktasına geliyorum ve trabzanlarımı 1 2 ve 3 2 defa zincir 2 defa başını dola aynı yere 1 2 3 2 defa zincir 2 defa dola aynı yere 1 2 3 ve en sona zincir çekmeden 2 defa başını doluyorum aynı yere batıyorum ve örüyorum şöyle bakınız gayet hoş bir şekilde modelimiz kuruldu ve bütün işlemlerimiz birbirinin tekrarı yine biraz daha birlikte örelim 4 tane zincir çekerek başlıyorum hemen bitiş yönünde 1 2 3 4 örgümün yönünü çeviriyorum 2 defa tığımın başını doluyorum 4 zincirden sonra hem bitirirken hem başlarken iki trabzanın arasında bakın şöyle devam eden e, zincir çalışması yapmıyoruz. Hemen dibine batıyorum. 1, 2, 3. 2 tane zincirimi çekiyorum. 2 defa doluyorum. Aynı yere batıyorum. 1, 2, 3. 2 defa zincir. Aynı yere batıyorum. Ve 4 tane trabzanın bir tanesi zincirden örüyorum. Ve ortadaki bakınız ortadaki trabzanımın üzerine gelerek batıyorum İki defa tığımın başını doluyorum. Bir önceki sırada battığım yere bakın biraz önceki battığımız yere bir sonraki sırada yine çiçeğimizi yerleştireceğiz. Şimdi buraya iki defa başını doluyorum ve batıyorum. Bir, iki, üç. İki zincir. İki defa doluyorum. Bir, iki, üç. İki tane zincir. Bir, iki, aynı yere giriyorum. Bir, iki, üç. 3 tane trabzanımı örüyorum. Bu 3 tane trabzanım şurada tam ortadaki bakınız. 2 2 gibi görünüyor. Tam ortaya gelerek batıyorum bir sonraki yerde. Buranın üzerine de kurulumumu yapacağım. 2 defa tığımın başını doluyorum. Bakınız bir sonraki daha önceki sırada battığımız yerin içerisine girerek örmeye başlıyorum. 2 tane zincir İki defa tığımın başını doluyorum. Aynı yere giriyorum. Tekrar iki zincir bir trabzanlarımı örüyorum ve bakınız hemen ortadaki trabzanımın tepesine gelerek batıyorum. Hemen iki tane zincirimi çekerek diğer battığım yere geliyorum. İkişer ikişer örüyorum araya iki tane zincirimi çekiyorum bir ve iki tekrar tekrar iki zincir aynı yere ve bakınız şuraya batıyorum iki defa tığımın başını dolayarak en son zincir çekerek oluşturduğum trabzanımın üzerine girerek bir trabzan iki zincir bir tane trabzan. Tabii buradaki trabzanlarımız hep iki defa başına doladığımız trabzanlarımız ve en son trabzanımızı ise araya zincir çekmeden batıyorum ve 4 tane zincir 1 2 3 4 diğer sıramıza geçişimizi yapıyoruz Evet modelimizi bu şekilde kurduk biraz aynı şekilde örerek büyütelim ve daha sonra tekrar görüşelim Şalımızı uç kısmından sizlerle birlikte başlamıştık ve her iki kenarlarından artışlarımızı yaparak şalımızı örerek büyüttüm. Bakınız şöyle görecek olursak bakın modelimizi. Çok şık, çok kolay. Bir de iki defa başını doladığımız için trabzanlarımızın kendiliğinden çok çabuk boyu da kalkmakta. Şöyle ipim ebroli olduğu için çok görülmeyebilir. Şöyle elimle destek vererek açmak istiyorum. Ben bir tane ipimi tamamen ördüm. Az bir e, ipim kaldı. bayağı örülüyor. E, dolgusu az olduğu için yani tamamen trabzan olduğu için epeyce götürüyor. Yine de e, 250 metre olan e, ipimden 2'den fazla gerekmekte. bayağı büyük istiyor isek normal ölçülerde istiyorsak iki tane de yeterli olabilir. Benim daha örmeye ihtiyacımız var. Şimdi tekrar modelimi hatırlatmak istiyorum. İçinde örerken bakınız orta kısma gelerek battım. İki defa tığımın başını doluyorum. Şöyle yapalım. İki defa tığımızın başını doluyoruz. Hemen ortadaki batmış olduğumuz yere bir önceki sırada battığımız yere iki defa başını doladığımız tığımızı batıyoruz. Bir, iki, üç. İki defa zincir çekiyoruz. İki defa tığımızın başını dolayarak aynı yere giriyoruz. Tekrar iki zincirimizi çekiyoruz. Üçüncü kez aynı noktaya batıyoruz ve örüyoruz. Üç defa trabzanımızı aynı noktaya battıktan sonra hemen bakınız. Bir iki ikinci trabzanın üzerine geliyorum. Bir diye hemen batmış olduğum yerin yakınındakini sayıyorum. İkinci trabzanın tepesine gelerek batıyorum. Bir sonraki sırada bunun üzerine işlemimi yapacağım. İki defa tığımın başını doluyorum. Bakınız, şimdiki batmış olduğum gibi, geçen sıramızda da battığımız yerin içerisine iki defa başını doladığım tığımı batırıyorum ve ikişer ikişer çekiyorum. İki defa zincirimi çekiyorum. Sonrasında yine aynı yere girerek ikinci trabzanımı örüyorum. İki tane zincirimi çekiyorum. Aynı yere tekrar üçüncü kez trabzanımı örüyorum ve hemen bakıyorum bakınız battığım yerin dibindeki trabzanı bir ve bir sonrakini iki diye sayıyorum ikinci trabzanımın üzerine gelerek batıyorum ve iki defa tığımın başını doluyorum hemen biraz önceki yapmış olduğumuz işlem gibi olan daha önceki sırada yaptığımız yere gelerek batıyorum ve bir trabzan iki zincir tekrar bir trabzan tekrar iki zincir ve yine trabzanımı örüyorum hemen dibindeki değil bir sonraki trabzanımın tepesine batıyorum ve bu şekilde örgümüzü şalımızı istediğimiz ölçü gelene kadar örmeye devam ediyoruz Evet uç kısmından başladığımız şalımız bakınız üçgen bir şekilde her iki tarafı da genişleyerek dilediğimiz ölçü gelene kadar örmeye devam ediyoruz. Dilediğimiz ölçü gelince bırakıyoruz. İsterseniz kenardan saçak, isterseniz bu şekilde de kullanabilirsiniz ya da e, tamamen tercih size bağlı. Bu şekliyle de gayet şık bir e, şal. Ebroli ipimizin de rengi de çok tatlı. Evet, bir çalışmamızın daha sonuna geldik. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.